İlk durağımız başkent Washington. Washington'da da gündem yargıç Brett Kavanaugh'un Anayasa Mahkemesi üyeliğinin onaylanması süreci. FBI Kavanaugh ile ilgili suçlamalara yönelik yaptığı 5 günlük soruşturmayı tamamlamış ve Senato'ya göndermişti. Nihai oylama ise yarın yapılacak. Onay sürecinde yaşananlar ve son durumu Mehmet Toroğlu aktaracak. Mehmet, sabah saatlerinde Senato'da yaşananlar ve yarına ilişkin beklentiler için sözü sana bırakalım. Evet, Senato'da bugün Kavanaugh ile ilgili genel kurul tartışmalarını artık görüşmelerini sonlandırıp nihai oylamaya geçilmesi, nihai oylama aşamasına geçilmesinin oylaması yapıldı ve 49'a karşı 51 oyla kabul edildi. Yani artık Kavanaugh'un Anayasa Mahkemesi koltuğuna, yargıçlık koltuğuna resmen oturup oturmayacağını belirleyecek nihai oylama aşamasına gelinmiş oldu. Nihai oylama için bugünkü usul oylamasının, prosedürel oylamanın üzerinden en az bir gün geçmesi gerekiyor. Yani bu da demek ki oylama, nihai oylama yarın yapılabilir. Zaten beklentide, tahminlerde bu yönde. Oylama tercihlerine baktığımızda genelde parti çizgisine bir paralellik gösteriyor. Bu konuda derin bir bölünme var kongrede. Cumhuriyetçiler Kavanaugh'un arkasındalar. Ona haksızlık yapıldığını, adil davranılmadığını savunuyorlar. Demokratlarsa Kavanaugh'un Anayasa Mahkemesi yargıçlığı gibi oldukça kritik bir koltuk için, görev süresi ömür boyu olan bir koltuk için ehil olmadığını, Kavanaugh'un tarafsız olamayacağını, bunu oturumlarda da gösterdiğini söylüyorlar. Ancak tabii burada halen kararsız olan, ne evet mi hayır mı diyeceklerinin hala net olmayan 4 senatör var. Bunların 3'ü Cumhuriyetçi Partili, biri ise Demokrat. İşte onların oyları Kavanaugh'un kaderini belirleyecek. Aslında 5'ti bu rakam ama dün Demokrat Kuzey Dakota Demokrat senatör Heitkamp hayır kullanacağını açıklamasıyla şimdi 4 oldu. Kavanaugh'un geçmesi, Senato'nun onayını alması için işte bu 4 senatörden en az ikisinin Kavanaugh'a destek vermesi, evet oyu kullanması gerekiyor. Eğer ikisi derse o zaman 50-50 eşitlik olacak ve bu durumda yasa gereği başkan yardımcısı Mike Pence devreye girip eşitliği bozabiliyor. Ama eğer 3 hayır olursa o zaman işte Kavanaugh Senato'nun onayını alamamış olacak ve süreç yeniden baştan başlayacak. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley bugün Senato oturumun başlangıcında açıklamalar yaptı. Kavanaugh'un geniş bir donanıma sahip olduğunu ancak sol kanat gruplarca engellenmek istediğini savundu. Bu grupları canavarca olarak, canavarlıktan başka bir şey değil olarak niteledi. Komisyondaki, Adalet Komisyonu'ndaki en kıdemli Demokrat Senatör Dianne Feinstein ise Kavanaugh'un komisyondaki, oturumdaki tavırlarının, sözlerinin öfke ve saldırganlık hissiyle dolu bir kişi tablosu ortaya koyduğunu, Anayasa Mahkemesi yargıçlığını kaldırabilecek bir karaktere sahip olmadığını, Kavanaugh'un gösterdiğini savundu. Bu arada dün Kavanaugh Wall Street Journal gazetesi için bir makale kaleme aldı ve kararsız senatörlere ikna etmeye yönelik bir çaba olarak yorumlandı bu. Oturum sırasında çok hassaslaştığını, söylememesi gereken bazı sözleri söylediğini, kabul ettiğini söyledi. Ancak aynı çalışkan ve tarafsız kimliğini devam ettirdiğinin güvencesini verdi, vurguladı. İleriki süreçte bana güvenebilirsiniz ifadesini kullandı. Hakkındaki iddiaları, cinsel taciz iddialarını bir kez daha reddetti Kavanaugh. Bunun yanında tabii Başkan Trump da bir yer yandan Kavanaugh'a güçlü desteğini devam ettiriyor. Dün Minnesota eyaletinde bir kampanya etkinliğinde konuştu. Orada da Kavanaugh'a destek çıkan sözler sarf etti Trump. 4 senatör demiştik. Bu kararsız 4 senatör, 3'ü Cumhuriyetçi Jeff Flake, Susan Collins, Lisa Murkowski, Demokrat senatör de Joe Manchin. Manchin, Trump'ın kazandığı, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bir West Virginia eyaletini temsil etmesinden dolayı kararsız hanesinde yer alan bir isim. Bu 4 senatörden Murkowski ilginçtir, usul oylamasında hayır dedi. Diğer 3'ü evet dedi. Yani nihai oylamaya geçilmesine onay verdiler. Ama tabii usul oylamasında kullanılan oyun rengi nihai oylamada da aynı olacak diye bir kural yok. Hala senatörlerin fikirlerini değiştirme olasılığı tabii ki devam ediyor. Düş dünyaya kapalı bir odada adeta. Özellikle işte bu kararsız senatörler saatlerini geçirdi. Bu FBI'ın işte Kavanaugh'la ilgili soruşturma raporunu inceliyorlar, okuyorlar. Son kararlarını vermeye çalışıyorlar. Beyaz Saray'da temkinli bir iyimserlik havası hakim şu anda. Trump ve Cumhuriyetçiler arasında
özellikle yoğun bir demokrasi ve Senato'daki cumhuriyetçi yönetim arasında tabii yoğun bir diplomasi trafiği, temas trafiği yaşanıyor. Kararsız senatörler iknaya uğraşılıyor. Diğer yandan dışarıda tabii protestolar oluyor. Sadece kongre değil, tüm ülkede bu konuda bölünmüş durumda. Beyaz Saray ve cumhuriyetçiler Kavanaugh'un son dakikada kaleme aldığı makalenin olumlu etki yapacağı, bu sürece olumlu etki yapacağı beklentisinden, ancak demokratlar bu ifadeler, Kavanaugh'un ifadeleri kesinlikle yeterli değil, izahatı yeterli değil diyorlar. Bu arada Başkan Trump da Twitter'dan hemen hızlı bir yorum yaptı, mesaj paylaştı Senato'daki bu sabahki oylamanın ardından. Amerikan Senatosu'nun bugün evet demesinden çok gururluyum şeklinde ifade kullandı Başkan Trump. Mehmet Toroğlu, Yargıç Brett Kavanaugh'un Anayasa Mahkemesi üyeliğiyle ilgili son durumu aktardı. Teşekkürler Mehmet. Tekrar hatırlatalım, Kavanaugh için nihai oylama yarın yapılacak. Biz de amerikanansesi.com adresinden gelişmeleri aktaracağız.